Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler doğal akvaryum olmasının yanında inanç turizminde de önemli bir yere sahip tarihi Balıklı Göl'ü ziyaret etti. Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıkları yem atan ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Arefe günü Ankara'dan Urfa'ya yetiştim. Maşallah yoğunluğu, turizmimizin güzelliğini, Şanlıurfa'mızın güzelliğini görüyorsunuz. 2019 yılı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'yı Göbekli Tepe ili olarak ilan etti. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Urfa'nın güzelliği işte dünyanın tek doğal akvaryumu Balıklı Göl'de turizm hakkını görüyorsunuz. Bu şekil devam ediyor. Biz bundan çok memnunuz. İnşallah daha güzel yerlere, daha güzel şekillere de devam etmesini temenni ediyoruz. Yoğunluk çok çok yoğun. Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca görüyorsunuz dünyanın her bir yerinde, tek Türkiye'de değil. Yani biz Urfalı olarak buraya geliyoruz. İnanın insanların akınlığından, yoğunluğundan kendimize yer bulamıyoruz. Biz bundan da çok memnunuz. Turizm Bakanımıza da çok teşekkür ederiz. Yönlendirmeler var. İnsanların akınları var. Urfa'mızı çok güzel bir şekilde tanıtıyorlar. Biz bundan çok memnunuz. Daim olmasını temenni ediyoruz. Balıklı Göl gerçekten gelip görülesi bir yer. Manevi havası, manevi atmosferi çok şahane bir yer. Acayip bir izdiham var, yoğunluk var. Bu yoğunluk da güzel. Buranın atmosferi de çok güzel. Herkesin bayramını kutluyorum tekrardan buradan. Çok yoğun, çok aşırı sıcak. Ama çok güzel. Tavsiye eder misiniz? Yani tabii ki de burasını herkesin görmesini herkese tavsiye ederim. Ben ilk defa geldim. Çok güzel. Hem şey yön, dinen, manevi yönden çok güzel bir yer. İnsanı büyüleyen bir doğası var. Gerçekten tavsiye ederim yani.